Ala Resulüne salavat. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve ashabihi ecmaîn. 28. mektup. 5. risale olan 5. mesele şükür risalesi. Allah dilimizden eksik etmesin. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 70 yerde zikredilir. Ve bunun maalesef 20 ve üstü yani 20-22'ye yakın olan ayetinde kulların bir şükür etmemesi vurgulanır. Allah canibinden böyle bir serzeniş vardır, hatırlatma vardır. Maalesef kulların çoğunu yani şükür etmediği vurgulanır. Çok ayetler var, evet. Üstad'dan biraz sonra okuyacağız. Şükür etmemek aslında küfrün, inkarın en önemli parametrelerinden, belirtilerinden biridir. Yani bir insan kasti olarak şükür etmiyorsa onun imanının mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Çünkü ağır ihtimal yoktur. Üstad'ın okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Her şey Allah'ı tesbih eder. Her şey Allah'a hamd eder. Kur'an-ı Mucizül Beyan tekrar ile Efela yeşkürün. Efela yeşkürün. Şükretmiyorlar mı? Etmiyorlar mı şükür? Evet. Ve sen nezi şakirin. Şükredin, mükafatlandıralım. Şükredin, biz mükafatlandıralım. Le in şekertüm le ezidenneküm. Şükredin, artıralım nimetleri ve nasiplerimizi. Belillâhe <laughs> fe'bud ve kün mineş şâkirîn. Yalnızca Allah'a ibadet et ve Allah'a şükredenlerden ol. Enteresan ayetler. Halbuki şükür de bir ibadettir. Neden bu ayette böyle bir hatırlatma var? Yalnızca Allah'a ibadet et. Şükür de ibadettir ama şükredenlerden onu da eklemiş devamında. Çünkü Allah'a şükredebilmek, Allah'a ibadet edebilmek bile şükür ister. Edemiyor işte insanlar. Yani Allah'a şu kıldığımız namazlar, sohbetler, dualar, bu hicretler, burada toplanmalar hepsi ibadettir. Ve bunu yapabildiğin için Allah'a şükret. Bu bir nasiptir. Kalbi kararan insanlara da bunu göremiyorsun işte maalesef. Yalnızca Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Bunun içinde şükredenlerden ol. Sayısız nimetler var şimdi okuyacağız zaten. Ama ibadet edebiliyor olmak bile ayrıca şükür ister. Namaz kılabilmek, Allah'a dua edebilmek, hamd edebilmek. İslam'ın şartlarını emir ve yasakların yerine getirebilmek, o bile şükür ister. Evet. Demek ki, iki defa üst üste bunu üstadımız zikrediyor. Efe la yeşkürun, efe la Şükretmiyorlar mı? Bunlar şükretmiyorlar. Eğer şükrederseniz sizi mükafatlandıracağız. Ayet bu. Kim söylüyor bunu? Allah. Celle Celaluhu bizi yaratan varlığımızı borçlu, borçlu olduğumuz kudret. Leini şekertümle ezidenmeküm. Siz şükrederseniz biz artıracağız. Nasibiniz artıracağız, nimetlerinizi, İhsan ve ikramımızı artıracağız. Evet, gibi ayetler gösteriyor ki, Halik Rahmanın İbadından istediği en mühim iş şükürdür. Kullarından istediği en mühim iş Halikü Rahman dedi üstelik. Halikü Rahman yani yaratıyor, halk ediyor ve bunu merhametle yapıyor. Merhamet üzere yapıyor. Allahü Teala'nın Rabbimizin kuşatıcı sıfatı muhit sıfatı rahmettir. Gadap istisnaidir. Dilediğime isabet ettiririm diyor. Ama rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Fatiha suresinin hemen girişinde bu hatırlatma zaten var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim. Hand alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Çünkü Rahman ve Rahim'dir. Merhamet üzere yaratır. Varlıkla kurduğu ilişki rahmet üzeredir. Fıtratının hakkını vererek yaşayanlara bir de cennetini vaat etmektedir cemalini vaat etmektedir. O nedenle sohbeti dua ile başladık. Allah dilimizden eksik etmesin. Şimdi Sebe Suresi 13. ayette biraz mukaddeme yapıyoruz. Toplanır insanlar belki biraz daha. Şöyle bir e, ayet var, hatırlatma var. Ey Davut ailesi. Davut Peygamber Aleyhisselam'a söylenen bir kitaptır. Şükür olarak amel sergileyin. Zira bu tarz şükretmek kullarımın arasında çok az olana nasip olur. Çok az insan. Ha demek ki şükrün çeşitleri var. İslam alimleri bu konu üzerine durmuşlar ve Allah'a nasıl şükredebiliriz diye ayetlerden mülhem, hadislerden yola çıkarak analizler yapmışlar ve şu üç neticeyi elde etmişler. Bir, düşünce yoluyla şükür. Yani bu nimetlerin, bu düzenin, bu sofraların, bu rahmani sofraların sahibi olan Allah'ı düşünmek, tefekkür etmek bu şükürdür. Düşünce yoluyla. İkincisi dil ile yapılan şükür. Şükürler olsun ya Rabbim. Üçüncüsü işte Davut ailesine hatırlatılan aksiyon yoluyla. Ey Davut ailesi şükür olarak amel sergileyin. Fiili bir şekilde. Niye bu hatırlatma yapılıyor? Şu. Şükrün anlamı şudur. Allahü Teala'nın sayısız nimetlerinden, ihsan ve ikramlarından kulun duyduğu memnuniyetin ifade edilişidir. Yani bütün bu nimetlerden, bütün bu sofralardan, bütün bu güzelliklerden ya Rabbim memnunum. Hamd olsun, şükürler olsun. Bu memnuniyetin ifadesidir. Ama işte bu memnuniyetin ifade ediliş şekillerinden bir tanesi de aksiyonel bir şükürdür, fiili bir şükürdür. Onun anlamı da şudur. Sen memnunsun ya Allah'ın sana ihsan ve ikram ettiği nimetlerden. Memnunsun ya. Sen de onun miskin kullarından bazılarını memnun et. Tut ellerinden. Ulaş onlara. Git yanlarına. Maddi yardım değil sadece şu hizmetleri anlatmak, ikazda bulunmak, bu manada gayret göstermek aksiyonel şükür budur. Sen memnun olurken bu nimetlerden birlerinde sen memnun et. Allah nasip eylesin. Bu, bu çok muhteşem bir görevdir. Müthiş bir sorumluluk. Allahü Teala beni memnun ederken benim de birilerini memnun etmem lazım. Elimden geldiği kadar, dilimden döndüğü kadar gidip ona ulaşmam lazım. Demek ki üç yolla şükredebiliriz. Düşünce yoluyla, tefekkür yoluyla bu nimetlerin sahibi olan Allah'ı düşünmek, tefekkür etmek. İkincisi dil ile yaptığımız şükürler olsun ya Rabbim. Çok memnunum. Ve bütün bu sofralardan üçüncü olarak da aksiyonel bir şekilde yaptığımız şükürlerdir. Fiili şükür. Şimdi Üstad aslında çok keskin bir giriş yapıyor. halik Rahman'ın ibadından istediği, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Bunu istiyor. 70 yerde dedim mi hatırlatıyor ve 20 ile yakın ayetlerde serzeniş vardır. Ama etmezler. Çoğu etmezler hem de. Şu anda 7-8 milyar insan var. Etmezler. Geç onları. Şu Müslüman dünyaya gelen Müslüman coğrafyaya yahu. Layıkıyla. Kaç da kaçı şükretmektedir. Şuurlu bir şekilde ama. allah Teala'nın varlığını, birliğini, tevhidin bütün aksamını kalbinin göz bebeğine yerleştirip de duyduğu memnuniyeti, mutluluğu şuurlu bir şekilde ifade eden kaç kul var? Evet. Furkan-ı Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. 70 küsur ayette. Ve şükür etmemekliği, işte burası keskin giriş yaptı dediğim o. Şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip. Evet, etmiyor musun kardeşim şükür? Neden etmemektesin? Niye etmiyorsun ki? Yoktan yaratıldın, varlık sahasına çıkarıldın, insan oldun. Başka bir tür de olabilirdin. Hayvanattan, nebatattan, bitkilerden, camidattan olamaz mıydın? Bir de üstelik insan oldun. Bir de üstelik İslam'la müşerref oldun, şereflendirildin. Neden şükretmezsin ki? E etmiyorsan o bir mihenktir. Burada arıza var. İman layıkıyla buraya yerleşmemiş. İnkara meyyalsin kasten etmiyorsan Allah muhafaza. İnkar suretinde gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Niye insan Allah'tan onun bu kadar sayısız ihsan ve ikramatından memnun olmaz ki? Neden acaba? Mesele açık ve nettir. Çok tehlikeli sularda yüzmektedir. Bir adım ötesi felakettir. Evet. şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Febi ey ala rabbikum atukezziban fermanıyla. Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Bir tekzip ve inkar olduğunu hatırlatıyor. Febi ey ala rabbikum atukezziban. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Sonunda fezeki bu. Hangi birini inkar edeceksin ki? Bütün bu nimet tabii ki. Geliyor sen, seni muhatap alıp soruyor sana bu can yakıcı soruyu. Febi eyyi ala irabbi kümatı geziban. Nasıl inkar edersin? Bu nimetlerin hangi birini inkar edebilirsin? Ettin kime verebilirsin? İşte küfür. Bir insan şük etmiyorsa, Hani ben dalgınlıkla gafletle onu demiyorum ama kasten şükretmiyorsa onun iklimi iman değil küfürdür. İmanın belirişinin, bu kalpte imanın varlığının en temel göstergesi ve parametresi tam da budur. Şükür kardeşim. Allah'a kul olmaktan duyduğun muhteşem mutluluk ve memnuniyet. Zaten o memnuniyetle namaza koşarsın. Birazdan anlatacak. Şükrün en cami olanından bir tanesi namazdır. Başta başlıca olan namazdır. Evet kuran Hakim nasıl ki şükrü neticeyi hılkat gösteriyor. Neticeyi hılkat dedi bak. Bütün bu kainattan, bütün bu düzenden, bütün bu hılkattan Kur'an-ı Kerim diyor ki alınabilecek en değerli ürün mahsul şükürdür. Kur'an bunu söylüyor. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki, enteresan bir şey, kainattaki sistem, kainattaki düzen, kainattaki dengeler, kainattaki sofralar, kainattaki tablolar da gösteriyor ki, neticeyi hilkatı alemin en mühimi şükürdür. Amaç budur, kasıt budur ilahi canipten. Febi ey ala irap zaman tekrar hatırlatıyoruz. Ve bir zamanlar burada konuşmuştuk. Belki yeni gelenler var. Siz de hatırlamış, tekrarlamış olursunuz. Çok acip bir durumdur bu. Bir daha hatırlatıyorum. Bazen dua ederiz. Aslında en en güzel dualarımızdan bir tanesi de budur. Ne deriz? Allah senden razı olsun. Güzel bir cümle böyle. Allah senden razı olsun. Dört kelimelik muhteşem bir dua. Çünkü Allah'ın razı olduğu kuldan öte bir şey olabilir mi? Allah senden razı olsun. Çok güzel. Ama sıkıntı orada değil. Allah razı olmaya hazır zaten. Bekliyor yahu dedi ya rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Sıkıntı kul Allah'tan razı olamıyor bütünlü Allah razı olmaya hazır da biz bir türlü olamıyoruz. Yaratıyor Sağlık veriyor, afiyet veriyor, göz penceresi açmış, inanılmaz yaratmış, ah seni takvim yaratmış, halifeyi arz olarak onurlandırmış, İslam'la müşerref kılmış, devamlı ihsan ve ikramda bulunmaktadır, rahmetiyle bizi adım adım takip etmektedir, acılarımızı dindirmektedir, devamında cennetini, cemalini vaat etmektedir ve biz, biz bir türlü razı olamıyoruz Allah'tan hala. Razı olamayan biziz ha. İşin problemli tarafı kul. Cool. Allah razı olmaya hazır. Bir adım bekliyor ya şurada bir heyecan, şurada bir şevk. Biraz izan, biraz idrak, biraz şuur. Hepsi bu. Sıkıntı bizde. Biz bir türlü razı olamıyoruz Fatih kardeş. Bakın ya şu sokaklara, insanlara ya. Bu kadar mı zorlanır cehennem kapıları ya? Defalarca söylüyoruz. Ne lüzumu var be adam ya? Zorun ne? Ahmak herif. Ne kazanacaksın? Birilerine bir şeyler mi ispat edeceksin? Bakın şu sosyal medyaya. Evet. Kainata dikkat edilse görülüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor her şey bir derece şükre bakıyor. Ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hılkatın en mühim meyvesi şükürdür. Şu yaratılış ağacının bir şecereye benzetiyor üstadımız. Ağaç bütün aksamıyla meyvesine hizmet eder ya. Bütün aksamıyla gaye meyvasıdır ve onu biraz daha olgun, biraz daha kamil hale getirmektir. O meyvenin al, albenisidir önemli olan. Yaratılış ağacının da en mühim meyvesi şükürdür. Düzen, tertip, mizan, nizam ne gelirse aklınıza bu ürünü, bu değerli ürünü netice vermek içindir. Ve şu kainat fabrikasının bir benzetme daha yaptı. Şecere-i Hilkat dedi. Şimdi kainat fabrikası dedi. Çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Bu kainat fabrikasının bu devasa çarkların çıkardığı mahsulatın en alası, en kıymetlisi şükürdür. Bunu yap kardeşim. Bunu yap. O memnuniyetini ifade et. Bunun için yollar ara, vesileler ara. Oturduğun yerde bile düşünce yoluyla, tefekkür yoluyla da yapabiliyorsun. Dininle yapabilirsin. Vakti zamanın varsa git birilerini memnun et. Allah seni nasıl memnun ediyor? Sen de birilerini memnun etmek için çaba göster. Bak buralara toplanmanız için, hepimiz için insanlar emek harcıyor. Üstad ömrünü vermiş. Üstadın şükretmesi de bu şekilde oluyor işte. Allah ona bir nimet vermiş. Bir potansiyel vermiş, bir natıka vermiş. Muhteşem bir mahiyetle yaratmış o potansiyelin şükrünü de bu şekilde yerine getirmiş. Ne bağısına? Ömründen vazgeçmiş neredeyse. Şu dünya lezzetini amına hiçbir şey bilmiyorum. Yani bundan daha böyle insanı yakan bir beyan olabilir mi? Herkesin böyle bağlanıp kaldığı uğruna birbirini telef ettikleri bir dünya nimetleri, dünya peşin halbuki. Her insan arzu duyabilir. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Evlenmeye bile, çoluk çocuk sahibi olmaya bile fırsatı olmadı. Ama Allah'ın, Rabbimizin ona verdiği o, o potansiyelin, o cami fıtratın şükrünü ancak bu şekilde eda edebilmiş. Bedeli bir ömür. Hapishaneler, zindanlar, tecritler, sürgünler, aklınıza ne gelirse. Evet. Çünkü hılkatı alemde görüyoruz ki, o, bu, yukarıdaki hatırlatmayı unutmayın. Kur'an-ı Kerim'in en temel hakikati şükür olduğu gibi, kainat kitabı kebirinin de en mühim mahsulatı mesajı doğru mesajı şükürdür. Çünkü hılkat-ı alemde görüyoruz ki mevcudat alem bir daire tarzında teşkil edilip şimdi metodolojiye geçtik. Üstad ebeden razı olsun abimiz öyle berheva konuşmuyor. Bir şeyi iddialı bir şekilde vurguladığında hemen ispatına geçiyor. Yani kainat kitabı kebirinin neticeyi hırkatı alemin en mühimi şükür olduğunu yani bu neticeyi hırkatı alemin en değerli mahsulatının şükür olduğunu ispatlayacak şimdi. Çünkü diyor bakın hırkatı alemde görüyoruz ki Allah görmeyi nasip eylesin. Herkes göremez onu. Görmüyor. Gözle perdeler inmiş. Gaflet perdesi, dalalet perdesi, cehalet perdesi, inkar perdesi, bir taraftan heva, bir taraftan nefs, bir taraftan şeytan, bir taraftan zaaflar, onlarca perde var. Allah her birini kaldırıp mütefennin bakabilmeyi nasip eylesin. Mütecessis bakabilmeyi nasip eylesin. Biraz böyle derinlemesine nüfuz eden bir bakış nasip eylesin. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Belki bütün insanlığı kurtaracak olan o zarif ve hikmetli bakıştır. Bir gün insanlık o bakışı, o nazarı yakalayarak kainata bakacak olursa bütün bu acılar biter. Biraz o mütefennin nazarla bakabilseler. Bir bakış, bir nazar belki kurtaracaktır. Bütün insanlığı, bütün bu acıları belki dindirecek olandır. Evet. Çünkü hılkatı alemde görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Bütün kainatı düşünün merkezde hayat var. Kainatın en değerli ürünü ilk bakışta hayat. Mevsimler, dünyanın dönüşü, cezbe dafiye, kanunları, ilahi ahir, yağmurlar, bulutlar, rüzgarlar her şey de amaç hayattır. Hayata hadimdir düzen ve sistem. Hayatın levazımatını yetiştiriyor. Kainat fabrikası. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor. Hayatı seçmiş. Onun bir adı mütesire şimdi gelecek. Hayat var, hayat var. Bir de insan seviyesindeki bir hayat var. İslam alimleri öyle diyor. Allah Teala kainatı yarattı. Bunu bir ifade etsin de yoksa Allah Teala bilmez olur mu? Bütün bu kainatı yarattıktan sonra ona bir cila vurmak istedi. Nasıl ki marangoz muhteşem yapar ama bakar ki böyle göz tırmalar yine de şöyle bir parlatayım der. Parlasın şu eserim. Allahü Teala kainat fabrikasına bu sanatına bir cila vurmak istedi. O cila insandır. Parladı kainat bir anda. Işıl, ışıl ışıl hale geldi insanla. O idraklı nazar dolaşmaya başladı ya o müdrik bakış. O ince, o, o zerafetli bakış mahlukat üzerine dolaşmaya başladı ya. Kainat anlam kazandı. Evet, değerine değer katılmış oldu. Ama tekrardan metodolojiye başa dönüyoruz. Kainatta hayatı seçmiş allah Teala. Düzen hayata hadim. Levazımat hayat için, bir bitki hayatı için bile. Yine mevsimlere ihtiyaç var. Yine dünya dönecek, yine güneş dönecek, yine cezbe kanunları olacak, yine yağmurlar yağmalı. Hayat çok değerli çünkü. Sonra görüyoruz ki bir adım daha gidelim. Zihayat alemlerini birer daire suretinde icat edip, bu sefer bütün hayat sahiplerini bir daire olarak düşünün. Noktayı merkez yede insanı bırakıyor. Bu sefer insan dedi ki hayat var, hayat var. Lekat halekler insane fi ahseni takvim. Üzerine Allah tarafından kasem edilen yegane varlık. Ant olsun ki biz insanı en muhteşem surette kıvamda yarattık. Eksiksiz yarattık. Adeta zihayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor insanda. Bütün zih hayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim kılıyor. Asıl olan insandır. Hılkatın hep söylüyorum bunu. Yaratılışın, hılkatın, tarihin şeref misafiri. Düzenin göz bebeği. Aleme vurulan cila, tasavvuf ehli bunu söylüyor. İnsan, bütün mahlukat insana hizmet ediyor. Zih hayatlar dahil. Demek halik Zülcelal, zih hayatlar içinde insanı intihab ediyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Kasıt insandır. Diğer mahlukat onlar musahhar diyor Kur'an-ı Kerim. Teshir edilen, insana boyun eğdirilen insanın istifadesine göre tanzim ve takdir edilen en kolay en rahat en güzel nasıl istifade edebilecekse ona göre itirazsız bir şekilde kainat insana hadim. mahlukat insana hizmet etmektedir. <laughs> Sonra görüyoruz ki insana da geldik ama bir adım daha insanın da bir, bir şey daha var insan için önemli olan kime sorsan hemen hemen aynı cevabı alırız. Kardeşim namaz, niyaz, ibadet, abi ekmek parası işte vakit bulamıyoruz ki. Çoluk çocuğun falan diye du duyarız değil mi bunu? Rızkımın peşindeyim abi ya işte biraz daha bekleyelim. Tamam yapacağız da böyle şeytanın, hevanın, nefsin verdiği tevillerle verilen cevaplar. Sanki sabaha garantimiz varmış gibi. Nefesten nasibimiz hakkında sanki bir yerden garanti almışız gibi. Ya hazırlıksız yakalanırsan kaç defa konuştuk bunu? Ölümün bizi nerede beklediğini bilemeyiz. Ama biz ölümü her yerde beklemek durumundayız. Nasıl? Hazırlıklı olarak. Hazır olarak. Hazırlıksız yakalandığınızı bir hayal edin. Ve bu şekilde göçüp gittiğimizi bir hayal edin. Allah muhafaza. İşte ona geldik. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vaz edilmiş. Rızık. Çok kıymetli, çok değerli. Tabii ki öyle. Hayat için lazım. Zaruri bir ihtiyaç. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş onlara hükmeden rızıktır. Doğrudur. Çalışacağız. Kimseye yük olmayacağız. Kimseye bağır olmayacağız. Anladık değil mi? O manada rızık çok kıymetli. Ama bir hadis var hatırlatalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Dünyaya kalacağımız kadar dünyaya, ahirete kalacağımız kadar da ahirete gayret etmemiz lazım. Hazırlanmamız lazım. Buraya Burada kalacağımız süre belli. Üç aşağı beş yukarı. Hadi en yüksekten tutalım çıtayı. Yüz sene. Çık git diyecekler bize. Çok bile kaldın. Bilemedin yüz. Ama ahiret yurdunda ilelebet sonsuza kadar. Nasılsa bir gün çıkıp gideceğimiz şu dünya hayatına sultan Süleyman olsak çıkıp gideceğimiz şu dünya hayatına ömrümüzü, her şeyimizi veriyoruz. Beynimizi, zamanımızı, her şeyimizi feda ediyoruz. Bir şey elimiz avucumuzda kalmıyor. Çünkü kabrin hukuku bambaşka. Orası başka şeyler bizden talep edecektir. Ne mal, ne mülk, ne makam, ne şan, ne şöhret. Hiçbir şey beş para kıymet kabul etmez, görmez orada. İtibar görmez. Oraya uygun bir amelin var mı ona bakacaklar. Ama ebedi kalacağımız ahiret yurdu için adama toplam bir saat ağır geliyor. Abi biraz daha bekle. Abi rızık, abi çoluk çocuk ila ağır. Hepimizin şurasında bir yerlerde bir fetva emini varmış gibi. Teviller üstüne teviller getiriyor. o da olur. Şimdilik bekle. Şöyle de olur. Bu zamanda canım gibi böyle bir ses duyarsınız. Sakın kulak vermeyin. O vesvese hiç susmayacaktır. O bizim imtihanımızın bir parçasıdır. Ama biz olaya o fetva emininin verdiği şeylerle değil, Kur'an'ın parametreleriyle, Kur'an'ın kriterleriyle, emir ve yasaklarıyla bakacağız. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın mülkünde nasiplenmekteyim. Dönüşüm mutlaka ona olacaktır. O zaman benim varoluş farizam, yaratılış sırrım, en temel sırrım Allah'a ibadettir. Dolayısıyla şükretmektir. Biz cinleri ve insanları ibadet etsinler diye yarattık. Evet. Rızkı da, şimdi rızka geldik o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nebinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i zaika namında bir cihaz ile matumat adetince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Çeşit çeşit rızıklar. Akıl almaz tatlar, kokular, nimetler, sofralar. Bereket fışkırıyor topraktan. Mevsim be mevsim, vagon be vagon. Bir elma yaratıyor allah Teala. 70 çeşit. Bir kavun, belki Türkiye'de bile 20 çeşit. Yok kırk ağacından tut bilmem nesine varana kadar. Neden acaba? Hadi tatları çok güzel, lezzetleri muhteşem. Bir de kokusu, bir de görselliği, bir de albenisi. Neden bu rızıklar bu kadar çeşitli, bu kadar muhteşem, bu kadar farklı? şunun için. Allahü Teala bizi şükre zorluyor arkadaşlar. Yani tadıyla hale uyanamadıysan kokusuyla uyan. Şükret. O da seni kendine getirmediyse görselliğiyle. O da olmadıysa lezzetiyle. O da olmadıysa yani gıda değerleriyle senin içinde kadar elzem olduğunu izan ve idrak noktasında bir noktadan artık bu işi fark et ve Allah'a dön yüzünü. Neden elli çeşit, altmış çeşit, yetmiş çeşit elma yahu? Zorluyor bizi allah Teala. Biriyle göremedin mi öbüründen fark et. Hala uyanamadın mı şundan fark et. Kokusu kendine getirmedi mi kendine? Lezzetinden uyan. Tadından uyan. Şükre zorluyor Allah Teala. Bir memnuniyet ya, hepsi bu. Şükür odur. Bütün bu nimetlerden, bütün bu sofralardan, bütün bu nasiplerden kulun duyduğu mutluluk ya, değil misin kardeşim? Neden şükretmesin işte? Sorduk sohbetin başına. Bir insan niye şükretmez? Neyin bu şeyidir bu acaba? Parametresidir. Üstad şükürsüzlüğü bir inkar suretin diyor Kur'an-ı Kerim'in gösterdiğini bize hatırlatıyor. Sende arıza var kardeşim. Sende sıkıntı var. Sen öncelikle burayı bir daha gözden geçir. Bir mamur hale getir burayı. Çünkü burası aynı samettir. Onun muhabbeti, onun marifeti buraya yerleşmediyse git kendini bir an önce çek et. Yeniden toparlan. Evet. Rızkı o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki çeşit çeşit nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nebinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i zaika namında bir cihaz ile matumat adetince gıdalar adetince manevi ince ince mizancıklar koymuştur şu dile. Yaklaşık 10 günde de tamamen değişir biliyor musunuz? 10 gün önceki dilden ağzınızda tek bir hücre bile yoktur. Çok yoğun enzim şey yapar. Değişir. Akıl almaz bir hızla bütün hücreleri tazelenir. 10 gün önceki dil burada yok artık. Bu bambaşka bir. Biz farkına bile değiliz. Milyarlarca hücre gider, milyarlarcası yaratılır. Bu dil 10 günde değişir. Sen asla farkına varmazsın. Ama buna rağmen ilk defa yediğin tattığın bir meyveyi abi ben bunu daha önce hiç tatmadım. Nereden geldi bu? Afrika'dan mı acaba? Ben bunu yemedim daha önce. Sayısız mizancıklar koymuş Allah Teala. Uyan uyan kendine gel ya. Sana ne kadar itibar edildiğinin, sana ne kadar ihtimam gösterildiğinin, sana ne kadar iltifat edildiğinin ne zaman daha farkına varacaksın? Ya tekrar söylüyorum. 50 çeşit, 60 çeşit elma ya. Her yörenin kendine has tadı, kokusu, her şey. Sen çok kıymetlisin. Neden uyanmazsın hala? Hani diyor ya Allah dostu uyan ey gözlerim gafletten uyan. Evet şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ve ona bakıyor. Aynen öyle de rızık dahi bütün envaıyla manen ve maddeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Rızık şükür ile kaimdir. O nedenle hatırlattı ayet. Siz şükredin biz mükafatlandıralım. Siz şükredin biz arttıralım. Siz şükredin biz vermeye devam edelim. Rızık şükür ile kaimdir bir şekilde çekilir soframızdan, çekilir önümüzden, çekilir alemimizden farkına varamayız abi. Ne oldu birdenbire ya? İşlerin birdenbire ters gitmeye başladı. Hay Allah ya. Bir anda her şey ters yüz oldu. Hiç farklı alanlarda arama. Analiz çok başta. Sıkıntı temelden başlamış. Evet. Şükür ile oluyor. Şükrü yetiştiriyor bütün bu rızıklar. Ve şükrü gösteriyor. Çünkü ikinci bir ispata geçti. Rızka, iştiha ve iştiyak. Hepimizde var mı? Var tabii ki. Rızka, iştah yok mu bizde? İştiyak yok mu? Hem de en güzelini istiyoruz. En lezzetlisini, en kamil olanını istiyoruz hepimiz. İstemek insanın fıtratında var. Ayıp değil. Allahü Teala bunu bize vermiş. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Vermek istiyor Allahü Teala. Ama sen istemeyi becerebilirsen, mutluluğunla, halinle, kalinle, tavrınla, edanla istemeyi becerebilirsen o vermeye hazır. Cennetini de vermeye hazır, cemalini de vermeye hazır. Sen istemeyi becer yeter ki. O senden razı olmaya hazır. Sen ondan razı olamıyorsun bir türlü. Bu nedenle nankörsün hala. Şükretmemek nankörlüktür çünkü bu sayısız nimetlere. Üstünü örtmektir nimetin. Görmezden gelmektir. Küfür kefaretten gelir. Örtmek anlamındadır. Bu hakikati, bütün bu gerçekliği örtmektir, gözden e, görmemektir. Evet, rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. İncelik var burada. Fıtri şükür. Bu şu demek bir ateist bile İman noktasından savrulmuş ötelere belirli olan insanlar bile bir lezzetli, kıymetli, değerli, muhteşem bir nimete iştiyak duyuyor mu kardeşim? O da seviyor mu onu? O da onun lezzetine meftun mu? O bir fıtri şükürdür. O beğenme duygusu ama işine yaramaz o. Onu şuurunla yapacaksın. Fıtratın beğenmesi seni kurtarmaz. Çünkü fıtratta var bu imtihanımız gereği. Ateist de olsa beğeniyor. Ama işine yaramaz onun. Ahiretine zerre miktar katkısı olmaz. Felaketi olur tam tersi. O kadar kıymetli olduğunu da biliyordun üstelik diye sorarlar adama. O kadar lezzetli olduğunu sen de farkındaydın. Herkese önde gidiyordun onu elde etmek için değil mi? Buraya kadar seninle kimse yarışamadı. Ama bütün o nimetlerin sahibinin olabileceğini, anladık onu tanıman gerekeceğini, ona ibadetle mükellef olduğunu bir türlü hatırlamadın. Evet. Rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz aldığımız lezzetler ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür. Şuur yok onda. O nedenle o şükür işe yaramaz. Bütün hayvanatta bu şükür zaten vardır. Hayvanat da lezzet duyuyor, duyuyor iştiyak duyuyor. O da mutlu oluyor bulduğu zaman bir gıdasını, sofrasını. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün de mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke sokuyor, şirke giriyor. Ya fıtratında zaten var be adam. Fıtratın beğeniyor işte. Bunu izan etsen yetecek. Fıtrat beğeniyor. Fıtrat iştiyak duyuyor. Fıtrat ondan lezzet alıyor. Fıtrat ona meftun. Burada bir tek şey kalıyor sana. Bütün bunların sahibi kim? Benim o sahibe karşı sorumluluklarım neler olabilir? Bunlardan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğumu nasıl ifade edebilirim onun razı olacağı manada? Evet. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Dedik ya, tadından fark edemediysen kokusundan, kokusundan fark edemediysen suretinden, onun görselliğinden, onun güzelliğinden ya bir fark et ya. Zorluyor bizi allah Teala. Ben 50 defa bunu söylemişimdir. Eğer burada da çok tekrar ettiysem hakkınızı helal edin. Allah-u Teala bir tek ensemizi tutup da bizi cennetine atmadığı kalıyor. Gir be adam şuraya demediği kalıyor ya. Bu kadar mı zorlar insan ya sınırları? Bu kadar mı yani bu gafletine, nefretine, nefsine, hevasına, şeytanla yenik düşer? Şükrün davetçilerine bakın. Rızık olan nimetlerdeki gayet güzel süslü suretler, Gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder. Ve şevk ile bir nevi istisan ve ihtirama sevk eder. Hani hürmet sormazlar mı ya? İhtiram odur. Biraz hürmet ya. Biraz edep yahu bu nimetlerin sahibine karşı. Talikatların bütün hemen girişinde yazar edep yahu. Allah için hu Allah'tır edep. Biraz hürmet, biraz ihtiram, biraz kadir kıymet bilmek yahu. Bu kadar mı nankör olacak insanlar? O nedenle hatırlattım 70'e yakın şükür ayetinin 20'sine yakını ama çoğu şükretmez. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Evet. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder. Biraz daha dikkat. İstisana tergib eder. rağbetimizi artırır. O kokular, o suretler, o güzellikler. Biraz daha istisan, ihsan sahibi Allah. İstisan yani kıymet bilmek bizden. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder. İnsan uyanır kendine gelir. İrşad olmak uyanmaktır. O uyku halinden, gaflet halinden bir silkiniştir. Bir kendine geliştir. Ya, yahu, yahu bu sofralar, bu nimetler, bu hayat, bu dostlar, bu meclisler konuşuyorum, görüyorum, sağlığım var, afiyetim var. Dünya var, sofralar var, aşklar var, sevdalar var. Muhteşem bir dünyada varım. Helal dairesindeki nimetler inanılmaz. Kendine gelir, ya şükretmem lazım, ben borçluyum. Evet. Yani rahmet hazinelerinin maliki keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp bütün o sofralardaki en değerli mahsul o iltifattır. Elmanın tadı var mı var kardeşim? Lezzeti var mı? Var. Kokusu var mı? Var. Sureti var mı? Var. Vitaminleri var mı? Var. Ama bütün onların yanında bir şey daha var o elmada. Allah'ın onunla sana olan iltifatı var. Allah sana iltifat ediyor yahu. Hepsinden kıymetli olan o iltifattır. Evet. Rahmet hazinelerinin maliki keriminin hadsiz lezzetli olan en lezzetli olanı da budur. İltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. Allah o tadı dilimizden eksik etmesin. Allah'ın iltifatını hissetmek. Ne kadar da değer veriyor kuluna. İltifat etmiş, itibar etmiş. İnsan yüzünden şeytan rejmedilmiş, lanetlenmiş, kovulmuş. O kadar kıymetlisin. Evet. İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymettar ve zengin bir hazine camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. Altıncı sözde beyan edildiği gibi lisandaki kuvve-i zaikani tad alıyoruz Cenab-ı Hak hesabına yani manevi vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit o dildeki kuvve-i zaika rahmeti biniha ilahiyenin hadsiz matbahlarına şakir bir müfettiş. Dil müfettiş kesiliyor sayısız mutfaklarına Allah Teala'nın o bitip tükenmek bilmeyen nimetlerine bir müfettiş ve hamit bir nazırı ali kadir hükmündedir bu dil bu kuvve-i zayika. Ham deden bir dil, Allah'ı terennüm eden bir dil, şükreden bir dil bir müfettiş. iken nefis hesabına tatsak o nimetleri. Dedi ki ateist de onun da hoşuna gidiyor. O da tadıyor. Nefis hesabına olsa yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek müteveccih olsa o nimetlere o dildeki kuvve-i zayka bir nazırı ali kadir makamından batın fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derekesine düşer. Allah muhafaza. Tattım hoşuma gitti, tattım gitmedi. O kadar. Batın fabrikasının yasakçısı. Sade de gelelim bitirelim, yormayalım sizi. Şükrün mikyası kanaattir. Şükrün ölçüsü nedir diye sorulacak olursa kanaattir. Ve iktisattır. Ve rızadır. Ve memnuniyettir. Dört temel kaide getirdi üstadımız. Şükrün mikyası, şükrün ölçüsü tekrar söylüyorum kanaattir. İktisattır. Hürmet göstereceksin. Rızadır hakkına ve memnuniyettir. Ya Rabbim hamd olsun. Ya Rabbim şükürler olsun. Verdiğin, takdir ettiğin her şey için memnunum. Şükürsüzlüğün peki mizanı nedir? Hırstır, israftır, hürmetsizliktir. Haram, helal demeyip rast yemektir. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Tekrar söylüyorum. Şuradaki im iman cevherinin varlığının en temel mihenklerinden bir tanesi şükürdür. Bir insan nimete şükrediyorsa iman var demektir. Eğer bir türlü diline yakıştıramıyorsa, bunu beceremiyorsa imanın yokluğunun çok kuvvetli delillerinden biridir. Kur'an-ı Kerim inkar suretinde gösteriyor. Ebedül abad yolcularız arkadaşlar. Sayısız nimetlerle bizi Rabbimiz perverde etti. İşte ayetin bir tanesini tekrar söylüyorum. Belillâhe fe'mud ve kün mineşşâkirîn. Yalnızca Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. İbadet edebildiğin için bile şükretmen lazım. Edemiyor işte milyonlarcası. Nasip olmuyor. Ama oldu size ve üç türlü şükredebiliriz. Özet geçiyorum sadece. Düşünce yoluyla şükür. Allah'a tefekkür etmek bu nimetlerin sahibini düşünmek. Dil ile yapılan şükür. Ya Rabbim şükürler olsun. Memnunum, mutluyum. Ve aksiyonel şükür. Ey Davut ailesi, Sebe 13. Şükür olarak amel sergileyin. Çünkü kullarım içinde bu tarz şükredenler çok azdır. Çok azdır. Evet. Ameli bir şekilde yani git. Buna bir de tahtisi nimet diyor Duha suresi. Tahtisi nimet yani nimeti konuşturmak, nimeti dile getirmek. Allahu Teala sana verdi. Sen de muhtaç olanlara ondan ulaştır, nimeti dillendir, nimeti anlatabiliyor muyum? Allah seni memnun ederken sen de birilerini memnun et. Bu bilginle de bunu yapabilirsin. Tebliğinle de bunu yapabilirsin hiçbir şeyin yoksa. Selamınla da bunu yapabilirsin. Evet. Sonsuzluk yolcuları olarak Allah Teala sırat-ı müstakimde ayağımızı emin kılsın. Amin. Sebat karane bu yolu yürüyebilmeyi nasip eylesin Amin. ve tevhid nuruyla son nefese kadar yolumuzu aydınlatsın. Amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena alimul hakim ve ahiru davahum enel rabbil alemin.